Kitabımızın adı Gökte Görülen Cisimler Üzerine Bir Mit Yazar Carl Gustav Jung 5. Bölüm UFO Fenomeninin Psikoloji Dışı Açıklanması Girişte sözünü ettiğimiz gibi amacımız UFO fenomenini ilk planda yalnızca psikolojik bir olay olarak ele almaktı. Söylentinin çelişkili ve olanaksız iddialarının yeterince gösterdiği gibi bunun için çok fazla nedenimiz var. Bu iddialar haklı olarak eleştiri, kuşku ve açık bir yatsımayla karşılaşıyor ve bunların ardından da dünya çapında huzurları bozan ve rasyonel karşı koymalara yol açan bir fantazmadan başka bir şey görmek istemeyen birini anlayabildiğimiz gibi ona sempati de duyarız. Psikolojik bir açıklamayla bilinçli ve bilinç dışı fantezinin ve hatta yalancılığın bu söylentinin oluşumunda önemli bir payının bulunduğu gerçeğiyle yetinilebilir ve böylelikle bütün mesele halledilmiş kabul edilir. Ne var ki? Böylelikle bugün bize göründüğü gibi durumun gereği yerine getirilmiş olmaz. Ne yazık ki bu meseleden neden bu kadar kolay bir biçimde kurtulanamayacağına dair haklı nedenler vardır.'' Bilgimin yettiği kadarıyla UFO'ların yalnızca görsel olarak değil, radar ekranında da fotoğraf filmi üzerinde de algılandıkları çok sayıda gözlemle saptanmış bir gerçektir. Burada Rappelt ve Cahon'un kolay kolay kuşku duyulmayacak olan haber derlemelerine ve astrofizikçi Profesör Menzel'in bu yöndeki tüm çabalarına rağmen tek bir belgelenmiş haberi bile rasyonel yöntemlerle tatmin edici bir şekilde açıklayamamış oluşu gerçeğine dayanıyorum. Yani burada ya pisişik yatsımaları radarda iz bırakmasından ya da tersine gerçek cisimlerin görünmesinin meteorolojik yansıtmalara neden olmasından daha azı söz konusu değildir. Ayrıca UFO'lar fiziksel açıdan gerçek olsalar bile onlara karşı düşen pisişik yatsımaları aslında neden değil yalnızca vesile olduklarını işaret etmem gerekiyor. Bu türden mitsel iddialar UFO'lar olsun olmasın zaten hep mevcutlardı. Ufoların gözlemlendiği dönemden önce hiç kimsenin aklına bu iddiaları ufolarla ilişkilendirmek gelmemiştir. Mitsel söylem ilk planda psikik arka planın kolektif bilinç dişinin asıl yapısına dayanır ve bunun yansıtılması zaten her zaman gerçekleşmiştir. Göksel yuvarlaklardan başka çok çeşitli figürlerde yansıtılmaktadır. Bu söz konusu yansıtma, psikolojik bağlamını oluşturan söylentiyle birlikte çağımızın özgül bir fenomenidir ve büyük ölçüde bu çağ için karakteristiktir. Bir aracıya ve insan olmuş tanrıya ilişkin egemen tasavvur, zamanında çok tanrılı bir tasavvuru alka plana itmiştir ve şimdi de kendisi buharlaşmak üzeredir. Sözüm ona, Hristiyanlığın milyonlarca mensubu, gerçek ve canlı bir aracıya olan inançlarını yitirdiler.'' İnanan varsa ilkel halkları kendi inançlarına ikna etmeye çalışıyorlar. Oysa bu çabaları beyaz insana yöneltmek çok daha verimli, önemli ve gereklidir. Gel gelelim yukarıdan aşağıya doğru konuşmak ve etkilemek tersine göre her zaman daha kolay ve daha dokunaklıdır. Paulus, Atina ve Roma halkına hitap etmişti. Peki Albert Schweitzer'in Lambarne'de ne işi var? Onun gibi kişileri Avrupa'da çok daha acil bir ihtiyaç duyuluyor. Hiçbir Hristiyan, Arabuluculuk gibi bir inanç tasavvurunun önemli olduğu konusunda bana itiraz etmeyecektir. Böyle bir inancın kaybının beraberinde getireceği sonuçları benim gibi hiçbir Hristiyan da yatsıyamaz. Tanrısal Arabuluculuk gibi böyle güçlü bir fikir, ruhun çok derinlerdeki bir gereksinine karşılık düşer. Bu gereksinim, ifadesi ortadan kalktığında kendisi de ortadan kalkmaz. Bir zamanlar bu fikri canlı tutan ve ruha hükmeden enerjiye ne oluyor? Daha önce hiç bu büyüklükte görülmemiş olan politik, sosyal, felsefi ve dinsel bir çatışma çağımızın bilincini bölüyor. Böyle görülmüş çatışmaların büyüdüğü yerde ara bulucu ihtiyacının dile gelmesi kesinlikle beklenebilir. Bir ara bulucu çağrısı popüler değildir. Çünkü irasyoneldir ve bilimsel değildir. İçinde yaşadığımız istatistik çağında böyle bir şey yoktur. En derindeki korku üzerinde temellenen gereksinim bu yüzden ancak kısık sesle dile gelebilir. Kimse ilk Hristiyanlar kadar kötümser de olmak istemiyor. Çünkü iyimserlik, yüksek konjöktür ve keep smiling Amerikan kozmosunun kahramanca idealini oluşturuyorlar. Belirli bir kötümserlik şimdiden yıkıcı niyetler taşımakla suçlanıyor ama öyle görünüyor ki bizi yüksek düşüncelere sokacak olan tek şey de bu. İyimser, gürültülü ve telaşlı bir yüzeysel varoluş insan ruhunun derinliklerinde yavaş yavaş bir aracının gelişmeye başlamasını engelleyemez. Karşıtlık geriliminin doğada olduğu gibi ruhun içinde de her zaman enerji dışa vurumuyla dile gelebilen bir potansiyel olduğu yalnızca birkaç kez doğrulanmış bir gözlemdir. Yukarıdan aşağıya bir taş düşer ya da şelale akar. Sıcak ve soğuk arasında gürültülü bir alışveriş gerçekleşir pisçi karşıtlıklar arasında öncelikle bilinç dışı bir birleştirici simge ortaya çıkar. Bu süreç çağdaş insanın bilinç dışında gerçekleşir. Karşıtlıklar arasında kendiliğinden bir birlik ve bütünlük simgesi oluşur. Bilince çıkıp çıkmaması hiç fark etmez. Dış dünyada ister insan, ister nesne, ister fikir olsun, olağan dışı ya da etkileyici bir şey gerçekleşiyorsa bilinç dışındaki içerik kendini buna yansıtabilir. Böylelikle yansıtmayı taşıyan ilahileşir ve mitsel güçlerle donatılır. İlahiliği sayesinde son derece ikna edici bir etkisi vardır ve kadim zamanlardan beri ana hatlarıyla yinelenen bir efsaneye sahiplenir. Ufolar gizli pisçik içeriklerin dışa vurumu için vesile olmaktadır. Onlar hakkında biraz kesinlikle bildiğimiz tek şey gözle görülen bir yüzeye sahip olmaları ve aynı zamanda radarada bir iz bırakmalarıdır. Geriye kalan her şey öncelikle o kadar belirsizdir ki bu konuda daha fazla deneyimlendiği sürece kanıtlanmamış bir sandığı ya da söylenti olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bunların nereden geldiklerini bilinmeyen ve atmosferimize görünen mürettebatlı makineler mi yoksa bir tür hayvansı canlılar mı oldukları bilinmemektedir. Bilinmeyen meteorik fenomenler olabilmeleri de pek mümkün değildir. Çünkü kesinlikle nesnelerin davranışları fiziksel olarak yorumlanabilecek bir olay izlenimi vermemektedir. Nesnelerin hareketi, keyfi davranışı ve psike ile ilişkisi, örneğin çekilmeyi ve kaçmayı, hatta belki de saldırganlığı ve savunmayı açığa vuruyor. Bunların uzaydaki hareketleri, metaorlarınki gibi düz bir çizgide ve sabit bir hızda ilerlemez. Böceklerin uçuşu gibi dağınıktır ve saatte 0 kilometreden 1000 kilometreye kadar çıkan farklı hızlarda gerçekleşir. Gözlemlenen hızlanmalar ve yön değiştirme açıları da sürtünme direnci ile oluşan sıcaklık dereceleri de dünyalı hiçbir varlığın katlanabileceği gibi değildir. Eş zamanlı olarak gözle ve radarla gözlemlenme kendi başına tatmin edici bir gerçeklik kanıtı olabilir. Ne yazık ki iyi belgelenmiş bazı bildirimler gözün gördüğünün radar ekranında görünmediği ya da bir cismin radar ekranında kuşku götürmeyecek bir şekilde gözlemlenip gözle algılanmadığı vakalar olduğunda hesabın üstüne atılmış bir çizik oluşturuyorlar. Önemli tanıklara dayanan başka ve daha dikkat çekici haberlerin sözünü etmek istemiyorum çünkü korkunç karakterleri nedeniyle aklı ve inanmaya hazır oluşu çok zor bir sınava sokuyorlar. Bu şeyler gerçekse İnsani değerlendirmeye göre bu konuda artık bir kuşku mümkün görünmüyor. O zaman bize yalnızca bir yanda ağırlıksız, diğer yanda psikik doğaya hipotezleri arasında bir tercih yapmak kalıyor. Bu soruyu ben yanıtlayamam. Ne var ki bu koşullarda bu karışık duruma biraz açıklık kazandırmak için UFO fenomeninin psikolojik ve çesini deneme amacıyla incelemeyi uygun buldum. Burada kendimi olabildiğince net, az sayıda örnekle sınırladım. Ne yazık ki bu sorunla uğraştığım 10 yılı aşkın süre içinde daha güvenilir sonuçlar inşa etmeye temel oluşturacak yeterli gözlem toplamayı başaramadım. Bu yüzden hiç olmazsa gelecekteki araştırmalar için birkaç ilkeye işaret etmek niyetindim. Ne var ki bununla fenomenin açıklaması yolunda hemen hemen hiçbir şey kazanılmış olmuyor. Oysa psişik veçe bu fenomende öyle büyük bir rol oynuyor ki bir kenara bırakılmaz. Bu veçenin irdelenmesi benim açıklamalarımda göstermeye çalıştığım gibi fiziksel bir inceleme tarzındaki gibi yine fantastik olanaklara ya da olanaksızlıklara dokunan psikolojik sorunlara götürmektedir. Hatta ordu konuyla ilgili gözlemleri toplamak ve sınamak için bürolar kurma gereğini duymuşsa bu karanlık olgunun aydınlatılmasına kendi katkısını sunması psikolojinin yalnızca hakkı değil aynı zamanda görevidir. UFO fenomeninin ortaya attığı yer çekimsizlik sorunu bu türden bir hipotezin ne kadar başarı şansı olduğuna dair bize bilgi verebilecek tek merci olan fizik bilimine bırakmak gerekiyor. Belirli fiziksel niteliklerle donanmış pisişik bir şeyin söz konusu olduğuna dair karşıt görüş ise daha da ihtimal dışı görünüyor. Zira böyle bir şey nereden gelebilir? Ağırlıksız zaten zor bir hipotezken maddeleşmiş bir psike fikri altındaki zemini tamamen kaybetmiş görünüyor. Gerçi parapsikoloji maddeleşme gerçeğini tanıyor. Ne var ki bu türden bir fenomen tartılabilir bir maddeye verebilecek olan bir ya da birden fazla aracın medyum varlığına bağlıdır ve yalnızca onların çok yakın çevresinde gerçekleşir. Gerçi psike cisimleri hareket ettirebilir ama yalnızca canlı bir yapının içindeyken insani aracılardan çok uzakta kendi başına büyük bir enerjiyle yüklüdür. Maddi niteliklere sahip pisişik bir şeyin hava sahasının yükseklerinde algılanabilir bir şekilde görünmesi bizim kavrayışımızı aşar. Bilgimiz bizi burada tamamen ortada bırakır ve bu yüzden bu doğrultuda spekülasyonda bulunmak verimsizdir. Bana gerekli bütün çekincelerle birlikte üçüncü bir olasılık varmış gibi görünüyor. Ufolar gerçek maddi fenomenlerdir. Bilinmeyen bir doğaya sahip varlıklardır. Muhtemelen uzaydan geliyorlar. Belki de çok uzun zamandır dünyalar tarafından görülüyor ama bunun dışında dünya ile ya da dünyanın sakinleriyle başka hiçbir görülebilir bağlantıları bulunmuyor. Gel gelelim, son zamanlarda insanların bir yandan olası bir uzay yolculuğu fantazilerinden dolayı, diğer yandan da mecazi anlamda yeryüzündeki varlıklarının yaşamsal tehdit altında oluşu yüzünden bakışlarını gökyüzüne çevirdikleri bir anda, bilinç dışının içerikleri açıklanmayan göksel fenomenlere yansıtılmıştır ve böylelikle onlara hiç de hak etmedikleri bir önem atfedilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra UFO'ların daha sık görünüyor gibi oluşlarında eş zamanlı bir fenomen yani akla uygun bir örtüşme söz konusu olabilir. Bir yanda insanlığın psikik durumu ve öte yanda fiziksel bir gerçeklik olarak UFO fenomeni arasında görülebilir bir nedensel ilişkisi yoktur. Aksine daha anlamlı bir biçimde örtüşüyor görünmektedir. Anlam bağlantıları bir yanda yansımadan, diğer yanda da yansıtılan anlama uygun, insanlığın hatırlayabildiği zamanlardan beri karşıtlıkların birleşmesini simgeleyen yuvarlak ve silindirik biçimlerden kaynaklanmaktadır. Yine tesadüfi olan başka bir örtüşme ise Sovyet Rusya ve ABD'deki uçakların amblem seçiminde görülüyor. Bir tarafa kızıl, diğer tarafta beyaz beş köşeli yıldız. Neredeyse bin yıl boyunca kırmızı eril beyaz ise dişil renk olarak kabul edilmiştir. Simyacılar karşıtların yüce birliğini gerçekleştirmek için çiftleşen Servus Rebus'tan yani kızıl köle ve Femina Candida'dan yani beyaz kadından söz ediyorlardı. Rusya'dan söz edildiğinde Çar babamız ya da Stalin babamız akla gelir. Öte yandan Amerikan sermayesinin daha büyük bir bölümünün kadınların elinde olması gerçeği karşısında Amerikan matrikyasının dedikodusu yapılır. Bu arada Kayserling Out of the Nation esprisini unutmamak gerekir. Elbette bu gibi paralelliklerin simge seçimiyle en azından bilinçli bir nedensellik olarak bir ilişkisinin bulunmadığı kabul edilirse yanlış yapılmış olmaz. Şaka yolu diyebiliriz ki kırmızı ve beyaz düğün renkleridir. Beyaz Saray'daki Femina Candida'nın Sovyet Rusya'daki gönülsüz ya da rezil sevdalısına eğlencelik bir ışık tutuyorlar. Eğer bu kadarı yeterse... 6. Son Söz Tam da müsveddelerimi bitirdiğim sırada elime geçen küçük bir kitaba burada değinmezsem olmaz. Orfeo Me Angulicci'nin The Secret of the Caesars yani Uçan Dairelerin Esrarı. Yazarı kendi kendine eğitmiş biri ve kendini bünye zayıflığından müstarip asabi bir birey olarak tanımlıyor. Çok çeşitli işler yaptıktan sonra 1952 yılında Kaliforniya'nın Burbank kentindeki Lockheed Aircraft Corporation'da işçi olarak çalışmaya başlamış. Göründüğü kadarıyla her türlü düşünsel kültürden yoksun ama onun koşullarında beklenen ölçüyü biraz aşıyor görünen, doğa bilimsel bilgilere sahip yazar, Amerikanlaşmış bir İtalyan, naif ve her şey yalan değilse ciddi ve idealist Şimdi geçimini kendisine uçan daireler tarafından vahledilen mesajı yayarak sağlıyor. Küçük kitabında söz etmemin nedeni de bu. Yazarın peygamberlik kariyeri 4 Ağustos 1946 tarihinde sahici olduğu varsayılan bir UFO'yu gözlemlemesiyle başlıyor. Söylediğine göre kendisi o sıralar bir sorunla ilgilenmiyor, boş zamanlarında sonsuz varlıkların doğası başlıklı bir kitap üzerinde çalışıyormuş. Bu kitabı daha sonra kendi yayın evinde yayınladı. 23 Mayıs 1952 tarihinde Angalucci'nin asıl hidayet erme tecrübesi gerçekleşiyor. Akşam saat 11'e doğru kendini iyi hissetmemiş ve vücudunun üst yarısında bir fırtınadan önce olduğu gibi karıncalanma hissi duymuş. Gece vardiyasında çalışıyormuş ve gece saat 12.30'da arabasıyla evine dönerken başka hiç kimsenin farkında olmadığı kırmızı renkte ışıldayan oval bir cismin ufukta alçaldıktan sonra süzüldüğünü görmüş. Yolun ıssız bir kesiminde, caddenin çevredeki zeminden daha yüksek olduğu bir yerde, kısa mesafeden zemine yakın ve kendisinin caddedeki konumunun altında nabız gibi atan kırmızı, yuvarlak cismi görmüş. Cisim birdenbire 30-40 derecelik bir açıyla yukarı fırlamış. Sonra büyük bir hız kazanarak batıya doğru uzaklaşmış. Ama gözden gitmeden önce cisimden iki yeşil ateş küresi kopmuş. Bu kürelerden kusursuz İngilizce konuşan bir erkek sesi duyulmuş. Yazar sözlerini anımsayabiliyormuş. Korkma Orfeo, biz dostuz. Ses ondan arabasından çıkmasını istemiş. Söyleneni yapmış ve arabasına yaslanarak nabız gibi atan daire biçimindeki bu iki cismin kısa mesafeden izlemiş. Ses ona bu ışıkların instruments of transmission yani bir tür duyu organı ve veri olduklarını Kendisinin başka bir dünyadan dostlarla doğrudan iletişim içinde bulunduğunu açıklamış. Ses yazara 4 Ağustos 1946 tarihindeki yaşantıyı anımsatmış. Yazar birdenbire susadığını hissedince ses ona çamurluğun üstünde gördüğün kristal bardaktan iç demiş. Yazar söyleneni yapmış ve bu hayatında tattığı en harika içecekmiş. Canlandığını ve güçlendiğini hissetmiş. İki ışığın arasında yaklaşık 3 ayak mesafesi varmış. Birdenbire susmuşlar ve aralarında üç boyutlu bir ışıklı alan ortaya çıkmış. Bu sahanın içinde iki kişinin Being the Ultimate of Perfection yani en yüksek mükemmellikteki bir erkek ve bir kadının baş ve omuzları görünmüş. Büyük, ışıltılı gözleri varmış ve doğaüstü moleküllerine rağmen tuhaf bir biçimde ona bildik ve tanıdık geliyorlarmış. Onu ve bütün sahneyi izlemişler. Sanki onlarla telepatik bir bağlantı içinde gibiymiş. Görüntü geldiği gibi yine birdenbire ortadan kaybolmuş ve ateş topları eski parlaklıklarına kavuşmuşlar. Yazar şu sözleri duymuş: "Yol açılacak Orfeo." Ve ses devam etmiş: "Biz dünyaları sınırlı insani duyuların gördüğü gibi değil, oldukları halleriyle görüyoruz. Gezegenin sakinleri yüzyıllardır gözlem altındalar, ama yakın zamanda yeniden araştırılmaya başlandılar. Toplumunuzdaki her ilerleme tarafımızdan kaydedildi." Biz sizi kendinizin bilmediği kadar biliyoruz. Her birey, erkek, kadın ve çocuk yaşamsal istatistikleri kaydeden kristal disklerimizin yardımıyla not ediliyor. Her biriniz bizim için, dünyalar için taşıdığımızdan sonsuz daha büyük bir önem taşıyorsunuz. Çünkü siz varlığınızın gerçek sırrını bilmiyorsunuz. Gezegenlerimiz dünya ile eskiye dayalı akrabalığı yüzünden dünyalarla bizi bir kardeşlik duygusuyla birleştiriyor.'' Siz de çok eski zamanları görebiliyoruz ve eski dünyamızın bazı veçelerini yeniden kurabiliyoruz. Dünyamızın büyüme sancıları içindeki yolunu derin bir empatiyle ve anlayarak görüyoruz. Kısaca sizden bize ağabeylerinizmişiz gözüyle bakmanızı istiyoruz. Ayrıca yazara UFO'lara bir ana gemi tarafından uzaktan kumanda edildiği belirtilmiş. UFO'ların sakinlerinin gerçekte bu türden taşıtlara ihtiyaçları yokmuş.'' etersel varlıklar olarak yalnızca insanlara kendilerini maddi suretle tanıtabilmek için bu araçlara gerek duyuyorlarmış. Ufolar aşağı yukarı ışık hızında seyahat ediyorlarmış. Işığın hızı hakikatin hızıdır. Yani düşünce hızı. Göksel misafirler zararsız ve en iyi niyetlerle doluymuşlar. Kozmik yasa dünyaya sinansasyon yaratacak şekilde inmelerini yasaklıyormuş. Dünya günümüzde algılandığından daha büyük tehlikelerde karşı karşıyaymış. Bu bildirimlerden sonra A kendini yükselmiş ve güçlü hissetmiş. Sanki diyor, bir an için ölümsüzlüğün üstüne çıkmıştım ve sanki bu yüksek varlıklarla akrabaydım. Işıklar gözden kaybolduğunda gündelik dünyanın gerçekliğini yitirdiği ve onun durduğu yerde bir gölgeye dönüştüğü izlenimi edinmiş. 22 Temmuz 1952 tarihinde kendini kötü hissetmiş ve işe gidememiş. Akşam bir gezinti yapmış ve geri dönerken ücra bir köşede aynı yılın 23 Mayıs'ındaki yaşantısına kapıldığı duygulara benzer duygular içine girmiş. Diğer olayda fark ettiğim bilinç körleşmesi yani sponton psikik fenomenlerin ortaya çıkmasının en önemli koşullarından biri olan bir durumun bir abasmin du nivi mentalin algılanması bununla bağlantılıdır. Birdenbire karşısında yerde hafifçe ışıldayan büyük bir sabun köpüğünü andıran bulutsu bir cisim görmüş. Bu nesne giderek katılaşmış ve ışıklı bir iç mekanın göründüğü bu girişe benziyormuş. A içeri girmiş ve yaklaşık 6 metre çapında kubbemsi bir mekanda bulmuş kendini. Duvarlar eter gibi sedef türü bir malzemedenmiş. Karşısında aynı etersi malzemeden yapılmış rahat bir şezlong duruyormuş. Bunun dışında mekan boş ve sakinmiş. Şezlong'da da oturmuş ve boşlukta oturduğu hissine kapılmış. Sanki Şezlong kendiliğinden onun vücudunun biçimine uyum sağlıyormuş. Kapılar kapanınca sanki orada hiç kapı yokmuş gibi olmuş. Uğultuya benzer bir titreşim gibi ritmik bir ses duymuş ve bu ses onu bir yarı trans haline sokmuş. Mekanın karanlıkmış ve duvarlardan müzik gelmeye başlamış. Sonra ışık yeniden gelmiş. Yazar, yerde bir bozuk para gibi parıldayan bir maden parçası görmüş. Ufo'nun kendisini bir yere taşıdığı duygusuna kapılmış. Birdenbire yaklaşık dokuz adım çapında yuvarlak bir pencereyi andıran bir şey açılmış. Dışarıda bir gezegeni, dünyayı görmüş. Bin milden daha büyük bir uzaklıkta görünüyormuş. Ve ses, ağla Orfeo, biz de seninle birlikte dünyaya ve çocuklarına ağlıyoruz. Güzel görüntüsüne rağmen dünya akıllı yaşamı geliştirmiş gezegenler arasında bir araftır. Nefret, egoizm ve vahşet dünyanın üzerinde koyu bir sis gibi yükseliyor demiş. Sonra açıkça uzaya doğru hareket etmişler. Yaklaşık 1000 ayak uzunluğunda ve 90 ayak çapında kristal benzeri ışıl ışıl bir malzemeden yapılmış bir UFO ile karşılaşmışlar. Bu UFO'dan uyum içinde dönen gezegenler ve galaksiler vizyonunu beraberinde getiren bir müzik yayılıyormuş. Ses ona kendi gezegenindeki yani öteki gezegendeki her varlığın ölümsüz olduğunu bildirmiş. Yeryüzünde karanlıktan kurtulmak için çabalayanlar yalnızca bu varlıkların ölümlü gölgeleriymiş. Bütün bu varlıklar ya iyi ya da kötü taraftalarmış. Senin hangi tarafta olduğunu biliyoruz Orfeo. Yazarın bedensel zayıflığı sayesinde ruhsal yetenekleri varmış ve bu yüzden göksel varlıklar onunla ilişkiye girebilmişler. Yazar hem müziğin hem de sesin bu büyük uzay gemisinden geldiğini anlamış. Yavaş yavaş uzaklaşmış ve ana geminin iki ucunda birer pervane işlevi gören alev girdapları görmüş. Ama aynı zamanda telepatik bir bağlantı sayesinde görme ve işitme aracı işlevini de görüyorlarmış. Dönüş yolunda dünyaya doğru yol alan iki sıradan UFO ile karşılaşmışlar. Ses ona yüksek varlıkların insanlara karşı tavrı ile ilgili başka açıklamalarda bulunmuş. İnsanlar teknik gelişmelerine ahlaki ve psikolojik açıdan ayak uydurmamışlar ve bu yüzden onlar diğer gezegenin sakinleri dünyaların şimdi içinde bulundukları krizi daha iyi anlamaları için ve özellikle onlara şifa sanatında yardımcı olabilmek için çaba gösteriyorlarmış. Yazarı İsa Mesih hakkında da aydınlatmak istemişler. İsa'nın mecazi olarak Tanrı'nın oğlu olduğu diye anılmasını söylemişler. Gerçekte ise o, Alev'in efendisi, Lord of the Flame, sonsuz bir güneşin varlığıymış. An infinity entity of the sun ve dünya kökenli değilmiş. Güneş dini, kendini acının çocukları, insanlar için feda ettiğinde, insani üst ruhun ve dünya dininin bir parçası haline gelmiş. Bu bakımdan, dünyanın diğer yol göstericilerinden farklıymış. Dünyada her insanın tinsel bilinmeyen bir özbenliği vardır. Maddi dünyanın ve bilincin üstünde ve sonsuza dek zaman boyutunun dışında tinsel bir yetkilikle üstün ruhun birliği içinde varlığını sürdürür. İnsanın dünyada varoluşunun tek amacı ölümsüz bilinçle yeniden birleşmektir. Bu büyük ve merhamet dolu bilincin araştıran gözü altında yazar kendini kıvrılan bir solucan gibi pis, yanılgı ve günah dolu hissetmiş. Ağlamış, buna yine uygun bir müzik eşlik etmiş. Ses konuşmuş ve sevgili dünyalı dost şimdi seni sonsuz dünyaların hakiki ışığında vaftiz ediyoruz demiş. Beyaz bir şimşek çakmış. Yaşamı net bir şekilde gözlerin önünde belirmiş ve daha önceki tüm yaşamlarının anısı ona geri gelmiş. Yaşamın sırrını idrak etmiş. Ölmesi gerektiğine inanmış. Çünkü bu arada sonsuzluğa, uhrevi mutluluğun zamansız denizine nakledildiğini biliyormuş.'' Bu aydınlatıcı tecrübeden sonra yeniden kendine gelmiş, zorunda etersel müziğin eşliğinde dünyaya geri götürülmüş. UFO'dan ayrıldığında UFO birdenbire hiçbir iz bırakmadan kaybolmuş. Yazar daha sonra yatağına ay attığında göğsünün sol tarafında bir yanma duygusu hissetmiş. Orada çeyrek dolar büyüklüğünde bir iz, ortasında bir nokta bulunan iltihaplı bir daire varmış. Yazar bunu hidrojen atomunun simgesi olarak yorumlamış.'' Bu tecrübeden sonra üsluba sadık kalarak mesajını yaymaya başlamış. Sözün değil, ufonun tanığı olmuş ve sonunda her şeyin başına gelen alay ve inanmama tavırlarıyla karşılaşmış. Aynı yılın 2 Ağustos'unda gece başka 8 tanıkla birlikte gökyüzünde sıradan bir UFO görmüş. UFO bir süre sonra gözden kaybolmuş. Daha önceden bildiği ıssız yere gitmiş. Orada UFO görmemiş ama kendisine "Selam sana Orfeo" diye seslenen bir figür görmüş. Bu daha önce gördüğü bir vizyonda kendisine Neptün denmesini isteyen figürmüş. Olağanüstü büyük, ifade yüklü gözleri olan, uzun boylu, harika güzellikte bir adammış bu. Figürün kontürleri rüzgarın buruşturduğu su gibi bir dalga hareketinin içindelermiş. Neptün ona dünya hakkında acınası yaşam koşullarının nedenleri ve yaklaşan kurtuluş hakkında yeni bilgiler vermiş. Sonra yeniden ortadan kaybolmuş.'' 1953 Eylül'ün başında A yaklaşık bir hafta süren bir uyur haline girmiş. Yeniden normal bilincine döndüğünde absensi yani yokluğunda yaşadığı her şeyi anımsıyormuş. Neptün ve eşi Lyra'nın yaşadıkları küçük bir gezegene gitmiş, daha doğrusu Orfeo Angalucci'nin tasavvur ettiği kadarıyla çok sayıda çiçekle, iyi kokularla, renklerle, nektar, amprosya ve soylu etersel varlıklarla dolu Özellikle de neredeyse hiç durmayan müzikle kaplı bir cennetteymiş. Orada göksel arkadaşının adının Neptün değil Orion olduğunu, Neptün ise kendisinin henüz bu gökyüzü dünyasında kaldığı sıradaki asıl adı olduğunu öğrenmiş. Lyra ona özel bir ilgi göstermiş. Yazar yani yeniden hatırlayan Neptün de bu ilgiye dünyavi doğasına duygun olarak erotik duygularla karşılık vermiş ve bu yüzden gökyüzü toplumunu çok şaşırtmış. Biraz çaba gösterip bu insanca, pek insanca tepkiden kurtulduğunda, nose calaste, yani simyadaki Koninto Opistoruma benzer mistik bir birleşme gerçekleşmiş. Bu Palariniaga de Lame tasvirini bu doruk noktasında kesmek istiyorum. Angalucci psikoloji hakkında hiçbir bilgisi olmadan benim UFO vizyonumla ilişkilendirdiğim mistik yaşantıyı bütün değerli ayrıntılarıyla birlikte betimlemiş. Ayrıntılara giren bir yorum eklememe gerek yok. Hikaye öyle naif ve öyle açık ki psikolojiyle ilgilenen okur benim daha önce işaret ettiğim noktaları ve vardığım sonuçları nasıl ve ne ölçüde doğruladığını rahatlıkla görebilir. Hatta bunun UFO mitolojisinin ortaya çıkmasının ve bütünleşmesinin eşsiz bir belgesi olarak söylenebilir. Bu nedenle sözü Angelucci'ye bıraktım. UFO deneyimiyle bağlantılı olan psikolojik deneyim yuvarlak vizyonuna ya da efsanesine yani mandala şekillerinde dile gelen bütünlük simgesine ve arketipine dayanıyor. Genellikle bu simgeler kafa karışıklığı ve çaresizlikle nitelenen durumlarda ortaya çıkar. Böylelikle bir araya getirilen arketip bir düzen şemasını oluşturur. Bu şema psikolojik bir görüş bulucunun dörde bölünmüş bir daire olarak adeta pisişik kaosun üzerine yerleştirilir. Böylelikle bir içerik yerini korur ve belirsizliğe dayanan bütünü koruyan ve ona bakan daire sayesinde bir arada tutulur. Buna uygun olarak Mahayana Budizmi alanındaki doğu mandaları kozmik, zamansal ve psikolojik düzeni temsil ederler. Aynı zamanda yantraları onların yardımıyla düzenin kurduğu nesneleri oluştururlar. Nasıl ki çağımız bölünme, Kafa karışıklığı ve çaresizlikle karakterize ediliyorsa, bu olgu bireylerin psikolojisinde de kendiliğinden oluşan fantazi görüntülerinde, rüyalarda ve aktif imgelerde dile gelmektedir. 40 yıldan beri bu fenomeni hastalarımda gözlemledim ve zengin deneyimlerim temelinde bu arketip büyük önem taşıdığı, daha doğrusu benliğin önem kaybettiği ölçüde önem kazandığı sonucuna vardım. Yönlü şaşırmışlık hali benliği zayıflatmaya özellikle uygundur psikolojik açıdan yuvarlak ya da mandala özbenliğin bir simgesidir. Özbenlik, psikolojik açıdan kusursuz bir düzen arketipidir. Mandalanın tasarımı aritmetikseldir. Çünkü bütün sayılar aynı zamanda ilkel doğanın düzenleyici arketipleridir. Bu özellikle dört sayıyı Pisagor'un Tatraksi için geçerlidir. Bir kafa karışıklığı hali esas olarak psikik bir çatışmadan kaynaklandığı için mandalayla Diyas yani birleşmiş ikilik kavramı yani zıtların sentezi de Angelucci'nin vizyonunun netleştirdiği gibi empirik olarak ilintilidirler. Merkezi konumu bu simgeye yüksek bir duygu değeri kazandırmaktadır ve örneğin bu da Angelucci'nin damgalanmasıyla dile gelmektedir. Özbenliğin simgeleri tanrı imgeleriyle örtüşürler. Örneğin Nikolaos Kasanos'un Complexio Opacirtomu Dias ile ya da tanrı tanımı Angelico'nun hidrojen işaretiyle örtüşmesi gibi Angelucci tanrıyı karakterize eden Hristiyanca bir yara iziyle değil, özbenliğin ya da mutlak bütünlüğün, yani dinsel dildeki tanrının simgesiyle damgalanmıştır. İsa Mesih'in lapis philosophorum yani felsefe taşına denk tutulması ya da benzetilmesi de bu psikolojik bağlamdan doğmaktadır. Bu merkez çoğu kez bir gözle, simyadaki daima açık balık gözüyle ya da vicdanın hiçbir zaman uyumayan Tanrı'nın gözüyle veyahut her şeyi aydınlatan güneşle simgelenir. Modern yaşantı bu türden simgelerin psikolojik deneyimidir. Bu simgeler günümüzdeki bilincin karşısında dışsal bir ışık görüntüsü olarak değil ruhsal vahiy olarak çıkıyorlar. Örnek olarak bir kadının Ufolarla herhangi bir ilişkisi olmadan yıllar önce yaşantısını şiir biçiminde aktardığı bir vakayı vermek istiyorum. Vizyon Işık düşüyor çakıl zemine, derin mavi bir gölün, sallanan otların arasında küçük bir mücevher parıldıyor. Parıldayıp dönüyor, dikkatimi çekiyor önünden geçtiğimde. Donuk bir balık gözünün bakışı, aklımı ve kalbimi çeliyor balık cam gibi saydam. Parıldayan gümüş bir ay, balık cisim ve biçim kazanıyor. Halkalar halinde girdaplanan bir dansta dönüyor. Işığın aydınlatma gücü artıyor. Disk altın bir güneşe doğru alev alev yanıyor. Daha derin bir murakabeye zorluyor. Su bilinç dışının derinliğidir. İçine bilinç ışığının bir ışını girmiştir. Dans eden bir disk, bir balık gözü gökyüzünde uçmak yerine İçteki ve aşağıdaki koyu derinlikte yüzer ve ondan dünyayı aydınlatan bir ışık doğar. Bir iç yüz, yani balık, bir sol invictus. İçe bakanın, gözünü yansıtan ve aynı zamanda kendi içinde özgün ve bağımsız olan, sürekli açık bir göz, özbenliğin bütünlüğünü dile getiren ve Tanrı'dan yalnızca kavramsal olarak ayrılan bir yuvarlak. Hem balık hem de güneş ise İsa Mesih'in alegorileridir. Göz de Tanrı'yı temsil etmektedir. Ay ve güneşte bugün birçok kilisede hala görülebildiği gibi tanrısal ana ve oğul sevgili belirtilmektedir. Ufo vizyonu eski kurala uyuyor ve gökyüzünde görünüyor. Orfeo Angelucci'nin fantezileri açıkça göksel bir mekanda geçiyor ve kozmik arkadaşları yıldız isimleri taşıyor. Özellikle antik tanrılar ve kahramanlar değilseler bile en azından meleklerdir bunlar. Yazar adının hakkını veriyor. Nasıl ki karısının soyadı Borgiani yazarın görüşüne göre Borgialar'ın uğursuz anısının bir evladıysa yazarın da Angeli yani meleklerin bir sureti ve Elesis ölümsüzlük gizeminin müjdeleyicisi UFO gizeminin tanrılar tarafından seçilmiş öncüsü olarak yani bir Orfeus olarak görülmesi gerekir. Yazarın adı bilerek seçilmiş bir takma atsa o zaman Eben Travato denilebilir. Eğer doğum belgesinde gerçek isim buysa o zaman iş daha da çetrefilleşir. Günümüzde salt bir isim üstünde büyüsel bir zorlama olduğu kolay kolay kabul edilemez. O zaman evlilikteki diğer yarısına ya da animasına da buna uygun uğursuz bir anlam biçmek gerekir. Yazara vermek istediğimiz zihinsel olarak biraz sınırlı, naif saflık kredisi burada işin içinde becerikli bir İtalyan eli olduğu kuşkusuyla sarsılabilir.'' bilince çoğu kez mümkün görünmeyen yine de bilinç dışı tarafından doğanın hilesiyle düzenlenebilir. Kendisi nasıl isterse istesin, kitabı kendi başına naif bir üründür. Tam da bu yüzden UFO fenomeninin arka planlarını büyük çapta açığa vurmaktadır. Ve bu yüzden psikoloji için adeta biçilmiş bir kaftandır. Çağdaş psikolojimiz için bu kadar önemli olan bireyleşme süreci bu kitapta simgeseldir ama yazarın ilkel zihniyetine uygun olarak somut kabul edilmiş olan bir kılıkta bütün açıklığıyla dile gelmekte ve böylece daha önceki düşüncelerimizi doğrulamaktadır. Ben Fred Hall'un The Black Cloud kitabından haberdar olduğumda bu son söz baskıdaydı. Yazar, astronomi alanında dünyaca ünlü bir otorite olan Profesör Hoyle'un ta kendisidir. The Nature of the Universe ve Frontiers of Astronomy adlı etkileyici iki kitabını daha önceki okumalarımdan biliyordum. Bunlar o tarihteki astronomideki gelişmelerin mükemmel betimlenişlerindendi ve yazarın cesur, zihinsel fikirlere sahip bir düşünür olduğunu belli ediyorlardı. Bu yazarın yöntem olarak bilim kurgudan yararlanmış olması merakımı cezbetti. Hoyle son sözde kendi kitabını Eprolik yani bir şaka olarak tanımlıyor ve dahi bir matematikçi olan kahramanın görüşlerinin kendi görüşleri olarak sunulmasına itiraz ediyor. Elbette hiçbir zeki okur bu hataya düşmeyecektir. Yine de okur, hoylu, yazdığı bu kitaptan sorumlu tutacak ve yazarı UFO sorununu ele almaya yöneltenin ne olduğunu soracaktır. Hoyle, yarından yani hikayesinden Mont Polamor Rasathanesindeki genç bir astronomun süpernovaları ararken Orion takım yıldızının güneyinde yoğun bir yıldız halkasının içinde daire biçiminde koyu renkli bir leke keşfetmesini anlatıyor. Bu leke Globos denilen koyu renkli bir gaz bulutudur ve güneş sistemimize doğru hareket ettiği görülmektedir. Aynı tarihlerde İngiltere'de Jüpiter ve Satürn'ün yörüngelerini tamamlama sürelerinde büyük arızalar olduğu keşfedilmiştir. Bunun nedeninin de belirli bir kütle olduğu Cambridge'deki dahi bir matematikçi yani romanın kahramanı tarafından hesaplanır. Daha sonra bu kütlenin tam da Amerikalıların koyu renkli bulutu keşfettikleri yerde bulunduğu anlaşılır. Çapı yaklaşık olarak güneş ile dünya arasındaki uzaklığa eşit olan bu globulus yoğunluğu nispeten yüksek hidrojenle oluşmakta ve saniyede 70 kilometre hızla dünyaya doğru hareket etmektedir. Dünyaya ulaşması yaklaşık 18 ayı bulacaktır. Koyu bulut dünyanın çok yakınına geldiğinde öncelikle korkunç bir sıcaklık oluşuyor ve yeryüzündeki canlı doğanın büyük bir kısmı yok ediyor. Sonra ışık tamamen yok oluyor ve yaklaşık bir aydan fazla süren tam bir zifiri karanlık ortaya çıkıyor. Aziz Thomas'a atfedilen bir simya el kitabı olan Aurora Consorges'te betimlendiği gibi bu bir nigredo yani karanlıktır. Işık duraksayarak yeniden geldiğinde ardından korkunç bir soğuk çıkıyor ve bu da yine öldürücü bir felakete neden oluyor. Bu arada söz konusu bilimsel otoriteler İngiliz hükümeti tarafından dikenli tellerle çevrili laboratuvar bölgesinde kapatılmışlar ve alınan güvenlik önlemleri sayesinde felaketten sağ kurtulmuşlardır. Atmosferdeki tuhaf iyonizasyon fenomenlerini gözlemleyerek, bunların irade olarak ortaya çıktığı, bulutun içinde akıllı bir unsurun bulunması gerektiği sonucuna varmışlar. Radyo aracılığıyla bu unsurlar bağlantı kurmayı ve sorularına yanıtlar almayı başarırlar. Böylelikle bulutun 500 milyon yaşında olduğunu ve şu sıralar bir yenilenme hali içinde olduğunu öğrenirler. Bulut ondan enerji yüklemek için güneşin yanına konulmamıştır. Adeta güneşten beslenmektedir. Bilginler bulutun bazı nedenlerden ötürü kendisine zararlı bütün radyoaktif maddeleri dışarı atmak zorunda olduğunu öğrenirler. Bu gerçek Amerikal gözlemciler tarafından da keşfedilir ve onların ön ayak olmasıyla buluta öldürülmek üzere hidrojen bombası atılır. Bu arada bulutun güneşin etrafında halka biçiminde yerleştiği ve bu nedenle dünyayı yılda iki kez daha uzun sürecek güneş tutulmalarının beklediği ortaya çıkar. İngilizler elbette buluta bir sürü soru yöneltirler. Bunların arasında daha yaşlı ve daha büyük bir bilgeliğe ve bilgiye sahip daha büyük bir varlığa ilişkin metafizik bir soru da vardır. Bulut bu soruya diğer globuluslarla bu konuda konuştuğu ama insanların bildiğinden daha fazlasını öğrenemediği yanıtını verir. Bulut, büyük bilgisini insanlarla hemen paylaşmaya istekli olduğunu belli etmektedir. Bir astronom da deneye katılmaya gönüllü olduğunu açıklar. Bir hipnoz durumuna giren astronom ateşli bir nöbete tutulur ve sonra daha önce herhangi bir bilgi vermeden beyin ölümü gerçekleşir. Cambridge'li profesör bulut tarafından kabul edilen iletim sürecinin çok yavaş gerçekleşmesi koşulunu öne sürerek deneye dahil olur. Yine de bir hezeyana kapılır ve sonunda ölür. Ne var ki bulut güneş sisteminden geri çekilmeye ve başka bir sabit yıldız bölgesi bulmaya karar vermiştir. Bulutun örttüğü güneş yeniden belirir ve yeryüzündeki yaşamın muazzam ölçüde tahrip olmuş olmasının dışında her şey eskisi gibidir. Yazarın çağımızı karakterize eden UFO problemini ele aldığını görmek zor değildir. Uzaydan yuvarlak bir cisim dünyaya doğru gelmekte ve tüm dünyada felaketlere yol açmaktadır. Efsane çoğu kez dünyadaki felaketlere gebe politik durumu ya da atom çekirdeğinin parçalanmasını UFO fenomeninin dolaylı nedeni olarak görse de UFO'ların görünmesinde asıl tehlikenin yani kuşkulu durumumuzda beklenmedik ve istenmeyen bir değişikliğe yol açacak olan dünyanın yıldızlardan gelenler tarafından işgal edilmesinin belirtisini görenler de az değildir. Bulutun bir tür sinir sistemine, buna karşılık düşen bir psikiye ya da bir zekaya sahip olduğuna ilişkin tuhaf düşünce, yazarın orijinal bir buluşu sayılmaz. Ufolara inanan spekülasyonlarda zaten bir sentient electrical field yani duyulara sahip elektrik alanı hipotezi önceden ortaya atılmış ve ufoların dünyadan su, oksijen, küçük canlılar ve benzeri gibi herhangi bir şeyi tedarik ettikleri düşüncesi de dile getirilmiştir. Yuvarlak bulut son derece büyük sıcaklık farklarına ve simyacıların hayal ettikleri mutlak bir nigredoya, bir karanlığa ve kararmaya neden olmaktadır. Böylelikle gün ışığı bilinç doğrudan doğruya geceyle yani kolektif bilinç dışı ile karşılaştığında ortaya çıkan psikolojik sorunun karakteristik ve çesini betimlemektedir. Çok büyük yoğunluktaki zıtlıklar birbiriyle çarpışmakta ve bilincin bir psikozun başlangıç evresinde gözlemlediğimiz tehlikeli boyutlara ulaşabilecek şekilde yönünü kaybetmesi ve kararması ortaya çıkmaktadır. Hoyle bu veçeyi yani pisçik bir felaketle benzerliği bulutun pisçik içeriğinin iki talihsiz kurbanın bilinciyle karşılaşmasını da gösteriyor. Dünyevi canlıların büyük bir bölümünün bulutla çarpışma sonucunda yok olmaları gibi iki bilginin psikesi ve yaşamı da bilinç dışıyla çarpışma sonunda yok olmaktadır. Gerçi yuvarlak bir bütünlük simgesidir ama genel olarak bütünlüğü anlamayan, yanlış anlamak zorunda olan ve bunu yalnızca dışarıda yansıtılmış bir figür olarak algılayan, öznel bir fenomen olarak kendisine entegre edemediği için ona tahammül edemeyen hazırlıksız bir bilinçle karşılaşır. Hazırlıksız bilinç, akıl hastalarında da düştükleri, ağır sonuçları olan bir yanlış anlamaya kapılır. Bu olayı öznel, simgesel bir olay olarak değil, somut dışsal bir olgu olarak anlar ve böylelikle elbette dışsal dünya umutsuz bir düzensizliğe düşer ve hastanın dış dünya ile ilişkisini büyük ölçüde yitirdiği gerçek bir çöküş yaşar. Yazar, psikozla olan bu benzerliğe profesörün kapıldığı hezeyan hali üzerinden işaret etmektedir. Bu ilkesel yanılgıya yalnızca akıl hastaları değil, felsefi ya da teolojik spakülasyonları nesnel gerçeklikler zanneden ve örneğin kendilerinin meleklere inanmaları gerçeğini, meleklerin nesnel olarak var olmalarının adeta bir garantisi olarak gören herkese kapılmaktadır. Felakete uğrayanın tam da öykünün asıl kahramanı dahi matematikçi olması önemlidir. Çünkü hiçbir yazar öyküsünün kahramanını kendi varlığının özellikleriyle donatmanın ve böylelikle kahramanda kendisinin en azından kısmı bir veçesinin yer aldığını ele vermenin kaçınılmazlığından kurtulamaz. Kahramanın başına gelenlere yazar da simgesel olarak yakalanır. İncelediğimiz örnekte elbette bu nahoş bir durumdur. Çünkü bunun bilinç dışı ile olası bir çarpışmanın, farklılaşmış işlemin çöküşüne yol açacağından duyulan korkunun varlığından başka bir anlamı yoktur. Bilinç dışındaki izeklere ve eğimlere dair derin bir kavrayışın zorunlu olarak bilincin çalışmasında korkunç bir arızaya yol açması gerektiği Genel olarak yaygın, adeta normal bir ön yargıdır. Oysa böylelikle olsa olsa bilincin tavrında bir değişiklik ortaya çıkabilir. Öykümüzde her şey dışarıya yansıtıldığı için insanlık ve genel olarak yeryüzündeki canlı yaşam büyük bir kayba uğramaktadır. Yazar özel bir vurguda bulunmuyor. Bu kayba adeta bir yan ürün olarak değiniliyor ki bunda da bilincin ağırlıklı olarak entelektüel bir tavrı olduğu sonucu çıkarılabilir. Bulut muhtemelen radyasyon yoluyla sinir sistemine bir ölçüde zarar verebilecek olan 100 adet hidrojen bombasının da etkisiyle geldiği gibi gidiyor. Bulutun içeriği hakkında karakteristik metafizik bir ana noktaya ilişkin bilgisinin bizimkinden farklı olmadığı dışında aslında hiçbir şey öğrenemiyoruz. Yine de zekasının insanın tahammül edemeyeceği kadar yüksek olduğu bu yüzden tanrısal ya da melek tarzıyla bir varlığa kuşkulu bir şekilde yakın olduğu anlaşılıyor. Burada büyük astronom Naif Angulicci'ye el uzatıyor. Psikolojik açıdan bakıldığında bu öykü simgesel karakteriyle bilinç dışından kaynaklandıklarını gösteren fantastik içerikleri betimliyor. Böyle bir karşılaşmanın gerçekleştiği her yerde kural olarak bir bütünleşme çabası da belirir. Bu çaba öykü de güneşin enerjisinden beslenmek için uzun bir süre onun yanındaki konumlanma niyetinde dile getirmektedir. Psikolojik açıdan bunun anlamı bilinç dişinin güneşle birleşerek enerji ve yaşam kazanmasıdır. Bu yüzden güneş değil dünya ve dünyadaki yaşam yani insanlar enerji yitirmektedirler. Bilinç dişinin bu içeri gelişinin ya da daha doğrusu dışarı çıkışının bedelini insan ödemesi gerekir. Yani insanın psikik yaşamı zarar görme tehlikesi altındadır. Peki bu kozmik ya da psikik çarpışma psikolojik bakış açısıyla ne anlama geliyor? Belli ki bilinç ve bilinç içerikleri arasında bir tartışmanın diyalektik bir sürecin yaşanmamasıyla bilinç dişinin bilincine karartıyor. Birey açısından bu, bulutun ondan güneş enerjisini çalması başka bir deyişle bilincine bilinç egemen olması anlamına gelir. Bu da nasyonel sosyalizmde yaşamış olduğumuz ve tiranlığı ve köleliği içeren arkaik bir toplum düzeninin insan özgürlüğünü tehdit ettiği komünist yargılamada hala yaşıyor olduğumuz genel bir felaketle eş anlamlıdır. İnsan bu felakete en iyi silahıyla karşılık veriyor. Bulut ya bu nedenle ya da fikrini değiştirdiği için bu durumda öyle görünüyor, başka bölgelere çekiliyor. Bunun psikolojik anlamı bilinç dışı bir miktar enerji kazanarak yeniden eski uzaklığına geri çekilmektedir. Bilanço üzücüdür. İnsan bilinci ve genel olarak yaşamı anlaşılmayan, insanın duyularına sahip olmayan bir lusus nature yani doğanın cilvesi kozmik boyutlarda bir eğlence yüzünden ölçülemez zararlara uğramıştır. Bu son veçede günümüzün anlamadığı pisçik bir şeye işaret ediyor. Gerçi hayatta kalanlar için kabus sona ermiştir ama bundan böyle çölleşmiş bir dünyada yaşayacaklardır. Bilinç sanki kötü rüya ondan özsel bir şeyi çalmış ve beraberinde götürmüş gibi kendi gerçekliğini kaybetmiştir. Bu türden bir çarpışmada uğranan zarar belki bir daha dönmeyecek olan biricik fırsatın yani bilinç dişinin içerikleriyle bir daha tartışma olanının kaçırılmasına dayanmaktadır. Gerçi öyküye göre bulutla zekaya dayalı bir ilişki kurulabilmiş ama bulutun içeriklerinin iletilmesinin tahammül edilemez olduğu ortaya çıkmış ve bu deneye katılanların ölümüne yol açmıştır. Öte dünyanın içerikleri hakkında bir şey öğrenilmemektedir. Bilinç ile karşılaşma sonuçsuz kalmaktadır. Bilgimiz artmış değildir. Bilgimiz zenginleşmediği ve felaketten önce vardığımız noktada duruyoruz. Ayrıca en azından bir yarım dünya kadar yoksullaştık. Bilimsel öncülerin, avantgardın temsilcilerinin, bilinç mesajını almak için zayıf ya da olgunlaşmamış oldukları ortaya çıkmıştır bu melankolik sonucun kehanet mi yoksa öznel bir itiraf mı olduğunu görmek için beklemek gerekiyor. Bununla Angelucci'nin naiflikleri karşılaştırırsa eğitimsiz ve bilimsel eğitimli tutum arasındaki farkın değerli bir görüntüsü elde edilir. İkisi de sorunu somut olana kaydırıyorlar. Birisi göksel bir kurtarma eylemini inandırıcılık kazandırmak için, diğeri ise gizli ya da tekinsiz bir beklentiyi yazınsal ve eğlenceli bir şakaya dönüştürmek için birbirinden dağlar kadar farklı olsalar da ikisi de aynı bilinç dışı faktörden etkilenmişlerdir ve bilinç dışındaki bastırmayı dile getirmek için ilkesel olarak benzer simgelerden yararlanmaktadırlar. Ek. Yakın zamanda yayımlanan bir başka kitap, John Wiltham'ın Midwich Kuşları adlı romanı besbelli bir UFO olan bir şeye çok büyük bir önem atfediyor. Kökeni bilinmeyen ama muhtemelen dünya dışında gelen bu şey küçük, ücra bir İngiliz köyüne büyü yaparak insanları ve hayvanları 24 saat süren bir hipnoz uykusuna sokuyor. Uyku bölgesi köyün etrafında bir daire oluşturuyor ve bu daireye yakınlaşan her canlı varlık Büyük çizgisini açtığı anda hemen uykuya dalıyor. 24 saat sonra herkes uyanıyor ama ilk bakışta hiçbir şey olmamış görünüyor. Birkaç hafta sonra tuhaf şeyler keşfediliyor. Köyde yaşayan doğurgan kadınlardan ilk önce birinin sonra bir başkasının ve sonunda hepsinin birden hamile oldukları anlaşılıyor. Vakti geldiğinde altın gözlü çocuklar doğuyor. Bu çocuklar büyüdükçe olağanüstü zeka belirtileri göstermeye başlıyorlar. Daha sonra aynı mucizenin bir Sibirya köyünde, bir Eskimo yerleşmesinde ve bir Afrika köyünde de yaşandığı ortaya çıkıyor. İngiltere'de köyün yetkilileri yörenin ücra ve önemsiz oluşu sayesinde bir skandalın patlak vermesini önlemeyi başarıyorlar. Çocukların olağanüstü zekası zorunlu olarak güçlükler doğuruyor ve onlar için özel bir okul açılıyor. Şaşırtıcı gerçek şu ki erkek çocuklarından birisi yeni ve o ana kadar bilmediği bir şeyi öğrendiğinde bütün erkek çocuklar da bunu biliyor ya da yapabiliyorlar. Aynı şey kız çocukları için de geçerli oluyor. Bu yüzden yalnızca bir erkek ve bir kız çocuğunun okula gitmesi gerekiyor. Sonunda ileri görüşlü öğretmen bu altın gözlü çocukların yüksek bir homo sapiens tipini oluşturduğundan artık kuşku duymuyor. Ayrıca çocukların ileri zekasına, onların dünya egemenliğine yönelik potansiyel güçlerinin tam bilgisi eşlik ediyor. Bu tehlikeden nasıl kaçınılacağı sorusu farklı çözümlere yol açıyor. Afrikalılar çocukları hiç vakit kaybetmeden öldürüyorlar. Eskimolar çocukları soğuğa maruz bırakıyorlar. Ruslar köyü izole edip bombardımanla yok ediyorlar. İngiltere'de ise çocukların en sevdiği öğretmen görünüşte laboratuvar aletleriyle ama gerçekte dinamitle dolu bir sandığı sınıfa getirip çocuklarla birlikte kendini havaya uçuruyor. Tuhaf, döllenmesiz doğumlar ve altın gözler. Güneşle akrabalığa işaret ediyorlar ve çocukların tanrısal kökenli olduğunu tanımlıyorlar. Çocuklara Homo sapiensin aptallığı ve geri kalmışlığıyla ilgilenmek üzere göklerin üstünden yerlerden gelmiş müjdeci melekler babalık etmiş görünüyorlar. Bu evrilme ileriye doğru kesin bir itki veren tanrısal bir müdahaledir. Ya da modern kavramlarla ifade edecek olursak herhangi bir başka gezegendeki çok ilerlemiş bir insan türü mutasyonlarla ve yapay döllenme ile biyolojik deneyler yapmak için dünyayı ziyaret ediyorlar. Gel gelelim günümüzün Neandertali egemen ırkın ayrıcalıklarından vazgeçmeye hiçbir şekilde hazır değildir. Ve statükoya ezelden beri son sözünü oluşturmuş olan yıkıcı yöntemlerle korumayı tercih ediyor. Mucizevi bir şekilde peydahlanmış olan güneş çocuklarının daha geniş ve daha yüksek bir bilinç için beklenmedik bir yeteneği temsil ettikleri ve böylelikle geri kalmış ve aşağı bir tinsel durumu uzaklaştırdıkları apaçıktır. Buna karşılık gelişmiş algılama ve zeka olanaklarını dengeleyecek daha üst düzeyde bir duygu ve ahlaktan söz edilmemektedir. Karakteristik bir biçimde bu veçhe yazarın görüş alanına girmiyor gibidir. Çocukların günümüz insanından herhangi bir türde kesin üstünlüğe sahip olmaları yazar için yeterlidir. Peki ya çocuklar, şimdiye kadar geçerli olan insan biçimini aşan daha yüksek bir gelişme olanağının nüvesini simgeliyorlarsa? Bu durumda öykü, kahramanların çocukluğunda tehlikeye maruz kalması ve ihanet yüzünden erken ölümüne dair kadim izleyin yenilenmesini bir hayli andırmaktadır. Diğer yandan bu çocukların olağanüstü şüpheli bir durumu vardır. Bireysel olarak farklılaşmış değillerdir. Sürekli participation mystic durumunda, yani bireysel farklılaşmayı ve gelişmeyi dışlayan bir bilinç dışına özdeşlik halinde yaşamaktadırlar. Erkenden yok edilmemiş olsalardı, ölümcül can sıkıcılığı ya da marksist bir devlet idealine karşılık düşen tamamen tek biçimli bir toplum kurulmuş olacaktı. Bu yüzden Öykü'nün olumsuz sonucu tartışmalı bir mesele olarak kalıyor. Gökte Görülen Cisimler Üzerine Bir Mit adlı kitabın sonu. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın.